Abla ne oldu? Yok bir şey, düşünüyorum. O elindeki Nevzat abiye mi? Evet. Dün gördüklerimin hayal olup olmadığını anlamanın en iyi yolu Nevzat'a mektup yazmak. Erzurum'a mı? Nevzat gerçekten oradaysa mektuba cevap verecektir. Cevap verince ne olacak? Gideceksin değil mi? Kararlısın. Abla ben senden ayrılamam. Tabii ki ayrılamayız. Ben seni bırakıp nasıl giderim? Bunu Ferit amcalara nasıl söyleyeceğiz peki? Çok üzülecekler. Bilmiyorum. Ama içimde öyle bir his var ki bunu onlara söylemek zorunda kalmayacağız. Neden? Bu mektuba cevap geleceğine ihtimal vermiyorum Zeynep. İzmir'de gördüğüm Nevzat'tı. Neyse, neyse ben herkes uyanmadan çıkayım. Sorarlarsa atölyeye çıktı dersin. Tamam. Elif Hanım. Fikret Bey'in kız kardeşi oluyorsunuz öyle değil mi? Evet, neden? Maalesef abinizle alakalı bir durum söz konusu. Ona bir şey mi oldu yoksa? Bunu söylemeye yetkiniz yok. Bizimle bir yere kadar gelmenizi rica edeceğiz. Nereye? Lütfen ne olduğunu söyler misiniz? Gidince öğrenirsiniz. Niçin gelmemi icap ediyor anlamadım. Sizi tanımıyorum bile. Bunu burada açıklamamız münasip değil. Size inanmıyorum. Kimsiniz? Çabuk şuradan gidelim. Günaydın Teğmen. Günaydın yüzbaşım. Gece pek fazla ilerleyemedim. Tasnifatın hazır olması daha vakit alacak. Onları bırak Nevzat. Bu öleyle geçirilen suikastçıların kimliğini tespit ettik. Kimlermiş? İsimleri Vartan ve Armen. Ermeni mahallesinde onları tanıyan birilerine ulaştık. İzmir'de tefecilikle uğraşıyorlarmış. Tefeci ha? Hiç şaşırtıcı değil. Orası öyle. Ama şaşıracağım bir şey var. Armen ve Vartan özbeöz kardeşmiş. Ne? Gözünü kırpmadan başından vurdu. Evet. Üçüncü kişi de onu. Zavallı hain. Kardeş katili olduğuyla kalmış. Ne biçim insan bunlar? Gözlerini kan bürümüş Nevzat. Karşımızdaki teşkilatta nasıl bir şey olduğunu düşün artık. Emellerine ulaşmak için yapamayacağı bir şey yok bunların. Şimdi ne olacak? Başladığımız yere geri döndük. Neticede üçüncü kişiye ulaşamıyoruz. Küçük de olsa bir ihtimal var. Bu kardeşlerin gizli yazıhanesini tespit ettik. Bu iyi işte. Belki yazıhanede bir şeyler bulabiliriz. Elimizde bir şeyler var yani. Evet. Gece boyu uykusuz kaldın. Şimdi biraz dinle. Hava kararınca yazıhaneye tahkikata gidersin. Şimdi gerekli hazırlıkları yapabilmen için bir kroki hazırlanıyor. Hadi kolay gelsin. Sağ olun yüzbaşım. Merhaba Ayşen. Merhaba. Nasılsınız bugün? Daha iyisiniz umarım. Evet sağ olun. İyiyim. Bir yerden dönüyorsunuz herhalde. Yok. O vakit bir yere gidiyorsunuz. Evet, atölyeye. Çalışıyorum artık. Ferit amcanın atölyesinde muhasebeye bakıyorum. Öyle mi? Haberim yoktu. Hayırlı olsun. Sağ olun. Dün sizleri gereksiz yere uğraştırdım. Kusuruma bakmayın. Gördüğüm bir hayaldi herhalde. İzaha gerek yok Ayşe. Böyle şeyler herkesin başına gelebilir. Evet. Geçti gitti. Ben gideyim artık müsaadenizle. Müsaade sizin. Merhabalar.
Merhaba kumandanım. Az önce Ayşe Hanım geldiler değil mi? Evet. Kendisi bir evrak mı aldı? Yok, evrak yoktu. Sadece postaya mektup verdi. Mektup Erzurum'a, öyle değil mi? Evet. Ben o mektubu alabilir miyim? Anlamadım kumandanım. Mektupları askeri postayla göndermek daha çabuk ve emniyetli olur. Makbule geçer kumandanım. Uzak diyar. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Kolay gelsin. Sağ olun. Muallimelik hususunda benden son kararımı beklediğinizi biliyorum Zeynep Hanım. Sizi bu yüzden çağırttım. Ne söyleyeceğinizi biliyorum Kaymakam Bey. Kararınızın müspet olmayacağını baştan söylemiştiniz. Evet, öyle söylemiştim. Mamafi hakkınızdaki fikirlerim değişti. Değişti mi? Evet, artık okulumuzun muallimesi olabilirsiniz. Yalnız geçici bir süre için bu vazifeye vekaleten atandınız. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sormamda bir sakınca yoksa fikrinizin değişmesine sebep olan nedir? O günkü heyecanınız ve istekliliğiniz diyelim. Lakin şimdi o heyecanı yüzünüzde göremiyorum. Sevinmemiş gibisiniz. Eğer bu vazife size ağır gelecekse... Yok, ondan değil. Sadece şaşırdım. Kabul edileceğimi beklemiyordum. Gözümüz üstünüzde olacak Zeynep Hanım. Talip olduğunuz vazife mukaddes bir vazifedir. Biliyorum efendim. Bana Nazlı Hanım'dan feyiz aldığınızı söylemiştiniz. Ağır bir mesuliyet aldığınızın farkındasınızdır. Şüpheniz olmasın. Hayatımı değiştirecek mühim bir kararla karşı karşıya olduğumu biliyorum. Güzel. Hazırlıklarınızı yapınız. Mesainize birkaç gün içinde başlarsınız. Evet. Kaymakam Bey, Memduh Bey geldiler. Çiftliğe yeni taşınan hanımın kahyası. İçeri alın. Peki efendim. Evet, soracağınız, söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Hayır, sağ olun Kaymakam Bey. Beni bu vazifeye layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Muvaffakiyetler dilerim Zeynep Hanım. Hayırlı olsun. Sağ olun. Buyurun. Affedersiniz, geçen gün de gördüm. Kim bu adam? Hangi çiftliğe taşınmışlar? Bilmiyor musunuz? Neyi bilmiyor muyuz? Sizin çiftliğe taşındılar. Recep Efendi'nin Nazlı Hanım'dan aldığı çiftliğe. Anlamadım. Recep Efendi'ye ne oldu? Recep Efendi ortalarda yok. Buralardan gitmiş. İyi günler. Matilda Hanım'ın alakası bizi çok memnun etti. Malumunuz mübadeleyle gelenlerin sayısı bu civarda yoğun. İstihdam etmek hususunda sıkıntı yaşıyordum. Biliyorum Kaymakam Bey. Yardımcı olmak lazım. Nihayet hepsi bizim vatandaşımız. Sizin kaç işçiye ihtiyacınız var Memduh Bey? Bir sayı vermeme lüzum yok Kaymakam Bey. Zaten çiftlikte ve arazide çalışacak insan lazım bize. Siz acil ihtiyacı olan kaç kişi varsa gönderebilirsiniz. Ona bakarsanız ihtiyacı olan çok. Siz yine de bana bir sayı verin. Dedim ya, 10-20 kişi fazlası fark etmez. Emin misiniz Memduh Bey? Matilda Hanım'ı zor durumda bırakmayalım. Merak etmeyin. Bu bizzat Matilda Hanım'ın isteği. Hemen yarın iş başı yapabilirler. Doğrusu çok etkilendim. Şaşırdım. Matilda Hanım ne muhterem bir insanmış. Evet, çok hayırsever bir insandır kendileri. Ben kapısına gelen muhtaç birini geri çevirdiğini görmedim.
Nevzat. Temel. Dalmışım, fark etmedim, kusura bakmayın. Mühim değil. Hazır mısın? Yazıhanenin olduğu sokağın krokisine göre dışarıda gözcülük yapacak iki kişi olacak. Çok kalıp oyalanmamak için içeri bir adamla gireceğim. İyi düşünmüşsün. Dikkat çekmemek gerek. Bir şey bulana kadar yazıhaneyi didik didik aramalı. İstediğin adamları ben ayarlarım.